Merhaba arkadaşlar ben Baba Karo. Tekrardan yeni bir video sizinle beraberim. Lütfen bu videoyu izlemeden önce like atın, abone olun ve arkadaşlarınızla beraber paylaşın. Arkadaşlar biliyorsunuz biz test sürümündeyiz şu an ve test sürümünden bazı şeyleri size anlatmamız gerekiyor. Yani bu benim bildiğim bir şeydir. Yani biz burada bir denemeler yapacağız ve bu denemeler artık ya bu testler ya bu sonuçlar sizi etkileyebiliyor. Peki bir kontanın fullemesi için yani bir kontanı sıfırdan 25 120 seviyeye getirene kadar ne kadar XP kitabı lazım, ne kadar altın kafa lazım, ne kadar beceri parşömeni lazım, ne kadar beceri puanı lazım. Bunları hep hep size teker teker anlatıyorum arkadaşlar. İlk başında size böyle bir şey söyleyeyim. Arkadaşlar bir efsanevi yani burada çeşit komutanlarımız efsanevi mor ve mavi komutanlarımız var tabii ki. Bunların herhangi bir şekilde hiçbir farkı yok. Yani bir XP kitabı mordan bir Morse komutanı 120 seviyeye getirene kadar bir efsanevi komutanı 120 seviyeye getirene kadar hiçbir farkı yok. Bunun nedeni ya, herhangi bir şeyde buradan görüyoruz. Sıfır seviyeden yani burada böyle direkt biraz daha yaklaştırayım isterseniz böyle evet. Böyle bir yaklaştırmak daha iyi olacak sizin için de. Yani burada bir komutanı sıfırdan bir seviyeden böyle her seviyeden mesela 0 yani bir seviyeden 1'e katırmaya kadar 0 500 1000 1500 3500 5500 8500 11500 14500 yani böyle bu tarz rakamlarla biz karşılaştık aslında ve bunların tamamen yani bir komtaneye 0 seviyeden 120 seviyeye getirene kadar arkadaşlar yani böyle buradan artık bir uçuşlar yaşanıyor 60 seviyeden sonra 50 seviyeden sonra bir uçuşlara yaşanıyor yani bunun efsanevi ya da mor komutanlar herhangi bir sorun yok ve bunlar bütün komutanlar Aynı şekilde her seviyeden aynı TP kitabı ya XP kitabı istiyor. TP kitabı ya XP kitabı derken arkadaşlar buradan seviyeleri atlamak için ve bu seviyeleri atlamak için TP kitabı istiyor. TP kitabı da tabii ki bunlar 1000, 10 10.000, 100 artık 50.000, bin, 100.000 bin bir TP kitaplar var. Bu TP kitaplar rahat bulunuyor ve burada ne kadar bir kontanımız seviyesi yüksek olursa o kadar daha kapasitesi olacak. Yani bir seviyedeki bir komutanımız 400 kapasitesi varsa Burada 120 seviyedeki bir kontanımız 24.200 bir seviyesi olacak. Yani 24 24.200 bir bir kapasitesi olacak her kontanımız. 3 tane kontanımız var. 3 tane kontanımız sadece burada birim kapasitesinden bahsedersek 60 60 bin. 3 tane 4.000'i 12.000, 12 bin 72 bin. 3 tane da 600 yani 126 120 bin e, kaç 3 e, tane 24.000 bin 3 60 bin 3 tane 4'ü de 12 72 bin 72 bin 600 bir birim kapasitesi burada sahip olacak bu sadece seviye atlatması ile idir ya buradan da bazı şeyler daha var arkadaşlar buradaki komutanlarımız mor komutan 4 seviyesi var yıldız e, mavi beceri ma, mor e, beceri 4 seviye yıldızı var Mavi becere 3 seviye yıldızı var ve buradan da böyle bir seviye yükseltmesi için yani 3. seviyesi de 5, 50 tane istiyor. Burada şimdi mordan bahsetmiyoruz. Efsaneviden. Efsaneviden arkadaşlar ben buradan bir tane komutanı tamamen fullledim. Yani bu komutanı fullettikten sonra artık yıldızları her şeyi fullledim ve burada size gösteriyorum. XP kitabı ya TP kitabı yani buradaki max seviyemiz 120 seviye. Max seviyemiz arkadaşlar burada görüyorsunuz 2 milyon bin, 500 bin son 120. seviyede istiyor ve total olarak 79 milyon 416 bin bir TP kitabı istiyor bir kontanın sıfırdan 120 seviyeye getirmesi kadar. Bu biraz zor olacak mı? Bence zor olmaz bu oyunda. Bu oyunda her yerden TP kitabı alabiliyorsunuz ucuz bir şey. Gerek dükkanda gerek shopta ve burada her yerden biz bunu bu, kitabı bulabiliyoruz aslında. Bunun bulmasıyla burada kitabın üstüne basla, başarsak zaten burada nasıl alınır git. Burada saldıran kabilede ve etkinlik merkezlerinden etkinliklerden oldukça rahat bir şekilde biz bunları bulabiliyoruz arkadaşlar. Bu birincimiz arkadaşlar. İkinci olarak... Becerilerimizdir arkadaşlar yani bu becerileri yükseltmesi lazım bu becerinin yükseltmesi lazım beceri puanı lazım bu beceriler nereye kadar gelecek? 40 seviye kadar son olarak yani yükseliyor. Bunun 40'ten üstü yok arkadaşlar. Yani bir kontanı full olarak yaparsanız beceri puanı 40 seviyeye geçebiliyor. Yani burada 40 seviye bir beceriyi yükseltebiliyoruz. Ve bu beceri puanı buradan nasıl alınıyor arkadaşlar? Buradaki beceri puanlarımız dükkanda, şopta, etkinliklerden her şeyden istiyor. Peki bir beceri puanı nasıl olacak? Yani ee, bir seviyede 40 seviyeye kadar bunlar morlar, maviler ve e mor, mavi efsanevi beceriler hepsi aynı şekilde beceri puanı istiyor. Yani 3 tane becerimiz var arkadaşlar. 3 tane ne, her da mor, her ne kadar da mor olsa, her ne kadar da mavi olsa, her ne kadar da efsanevi olsa 40 beceriye gidiyor ve 40 seviyeye kadar da böyle bir şekilde olacak. Birinci seviye 110 tane beceri puanı istiyor bunlardan. İkinci beceri 150, üçüncü 200, 4, 260, 5. E, 330 ve böyle devam ediyor arkadaşlar ta 40. seviye ve 40. seviyeden arkadaşlar 6600 ve toplam 101180 tane bir beceri puanı istiyor. Yani her bir becerimizi, bir beceriyi bunlar bir tanesi birse 40'a kadar arkadaşlar 101180 istiyor. Peki ben niye 3'e çarptım? 101180 3'e çarpma sebebim de arkadaşlar bu komutanların Becerileri efsanevi olabiliyor ya mavi olabiliyor, mor olabiliyor ya da yeşil olabiliyor. Hiçbir farkı yok. 3 tane becerimiz var. 3 tane becerimiz de sürekli 40 seviyede olmalıdır. O 40 seviye olması için her birisi 101.180 istiyor arkadaşlar. Yani 101.180 çarpı 3 olacak. 3541 beceri puanı lazım Olacak arkadaşlar peki bitti mi arkadaşlar hiçbir şekilde bitmedi burada bunlardan sonra yıldızlarımız var Ve beceri parşömenlerimiz var peki beceri parşomen nedir arkadaşlar Bir kontanı Eğer ki yükseltmek istiyorsunuz burada arkadaşlar beceri parşomeni de var yani beceri parşomeni derken Burada bunlar e, ilk başında bunları size söyleyeyim arkadaşlar Hemen e, çok pardon Evet bunlardan değil de bir dakika bir dakika bir dakika. Onu ben unutuyorum bazen ya. Bu beceri kitabı tamam. Bu yıldızlar. Bu yıldızları ben size söyleyeyim ilk başında. Arkadaşlar yıldızlar nasıl olacak? Burada 5 kademe bir yıldızımız var. Ee, hemen biraz daha yükseltiyorum. Burada 5 kademe bir yıldızımız var. 1, 2, 3, 4, 5... Her bir yıldızda yani her kadememizde 5 seviyesi var arkadaşlar. 5 seviyesi 1 2 3 4 5. 5 kısmı var arkadaşlar. Görüyorsunuz burada. Bu 5 kısmı yükseltmesi için böyle bir şey var. 1. becerimiz yani 1. kadememizi yükseltmesi için burada 1. yıldızda 1 tanesi 3, ikincisi 3, 4.si 3, üçüncüsü 3, 4.si 3 ve 5.si 8 tane istiyor. Yani toplam 1 kademeyi full seviyeye getirmek için 20 tane altın kafa ya da kontan kafası istiyor arkadaşlar. İkinci kademe yani ikinci yıldızı 5 seviyeye çıkartması için birinci seviyemiz bitti. İkinci seviye genel olarak normal bir şekilde bu yükselir arkadaşlar. Yükselme sebebi de artık daha güçlü bir bufflar verecek. Yani burada birlik hasarını iki buçuk veriyor. Yani bir yarım 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 beş tane iki buçuk olacak arkadaşlar. Ve burada ikinci becerimizde Tabii ki ya ikinci kadememizde birincisi 8, ikincisi 8, üçüncüsü 8, dördüncüsü 8 ve beşincisi direkt 18 istiyor. Toplam ikinci becerimizi yükseltmesi için ve fullemesi için 50 tane kafa istiyor arkadaşlar. Bu ikinci becerimiz oldu. Üçüncü becerimizi gidiyoruz arkadaşlar. Üçüncü beceri bir, bir anda yani biliyorsunuz bu normal bir şey. Normal şartlar da aynı şekilde oluyor. Üçüncü kadememizde arkadaşlar bir seviyeye çıkartırsak yani yıldızı 5 tanesini var ya bir yıldızı 5 tane oku var o 5 tanesinden bir tanesi 16 istiyor ikincisi 16 üçüncüsü 16 dörtüncüsü 16 ve beşincisi bir anda uçuyor 36 tane istiyor. Bir komutan 3 yıldızlı olursa yani 3 kademeli olursa gerçekten çok güçlü oluyor. Yani bunu artık bilmemiz gerekiyor. Ve toplam burada 3. kademeyi de toplamak 3. E, kademeyi toplaması için 100 tane kafa istiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bu 3. kademimiz. 4. kademeye gidiyoruz. 4. kademe tabii ki bunun Alman hasarını 2,5 iki, iki altırıyor. Bu sadece bu komutanındır. Başka komutanlar farklı olacak. Tabii ki 4. yıldızda ona aynı şekilde 5 seviyesi var. Birinci seviyemiz 25, ikinci seviyemiz 25, üçüncü seviyemiz 25, dördüncü seviyemiz 25 ve beşinci seviyemiz 50 tane istiyor. Ve komutanımız 4 kademeye, dördüncü kademeye giriyor. Ve dördüncü kademe gitmesi için gerçekten çok fena bir şey ama oldukça altın kafa istiyor arkadaşlar. Ve bu kademe 150 tane bir beceri istiyor 150 tane bir kafa istiyor arkadaşlar 5. adamımız 5. adamımız gerçekten çok çok iyidir arkadaşlar yani artık kontanın son seviyesi geldi ama bu kontanın son seviyesi yani burada 4 kademeden ne kadar toplam harcadık arkadaşlar toplam 250 320 tane kafa harcadık 320 tane kafayla 4 kademeye getirdik 5. kademeyi getirmesi bence herhangi bir şekilde şu anlık yani oyunun başlangıçta hiçbir mantığı yok onun yerinde ikinci komutanımız ve üçüncü komutanımızı daha fazla yükseltebiliyoruz. Şu an amaç bu değil hangi komutan nasıl aslı bir şekilde yükseltiyoruz. Amaç sadece bir komutanın yükseltmesi için ne kadar yıldızların ne kadar kademe atması gerekiyor. Ne kadar altın kafa harcaması ne kadar gerekiyor. Ne kadar beceri parşömeni harcaması gerekiyor. Onları söylüyoruz. Beşinci kademe tabii ki her zaman bir komutan full olması başka bir şey. Bambaşka bir şey. Bunu savaşlardan deniyoruz. 5. kademimizde arkadaşlar 5 kısmı var. Her kısmından böyle olacak. 40 tane altın kafa, 40 tane altın kafa, ikincisi, üçüncüsü de 40 tane, dördüncüsü de 40 tane ve beşincisi bir anda bir patlama oluyor. 110 tane. Yani 5. seviyemizde 270 total altın kafa istiyor. Ve burada 5 tane komutan bir komutanı 5. kademeye getirmesi için toplu olarak 590 tane altın kafa gerekiyor. 590 kafayı arkadaşlar rahat rahat bir şekilde bulamazsınız. Genel olarak yeni oyuncular yani bizim gibi yeni oyuncular başlayan oyuncular komutanları 2 kademeye de çıkartıyoruz. Niye 2 kademeye çıkartıyoruz arkadaşlar? İkinci yıldız ve üçüncü yani birinci yıldız ikinci yıldız. Burada 70 tane. ikinci komutanımızı da yine de 2 yıldızlı ya 2 kademeli yapıyoruz. Üçüncü komutanımızı da 2 kademeli yapıyoruz. Sonra tekrardan birinci komutana gidiyoruz. Bu genelde böyle olmalı arkadaşlar. Çünkü bir komutanı tamamen fulllemesi için burada gerçekten canımız çıkıyor. Hele özellikle oyunun başında. Peki bu beceri parşömeni nedir arkadaşlar? Beceri parşomeni Buradan size söylüyorum. Ben de bir daha bulmam gerekiyor da beceri parşömeni. Burada birim kapasitesi vardı arkadaşlar. Buradan da ee, tabii ki bir dakika. Neredeydi ya? Yok burada değildi bir dakika bakayım. Ben bir yerden buldum da beceri parşömeni. Burada bir bakalım komutanımız. Evet beceri parşömeni buradan arkadaşlar. Burada bir beceri parşömeni nasıl olacak arkadaşlar? Burada bu komutanı gördünüz. 1, 2, 3, 4, 5. Bu kırmızı. Buradaki komutanımız kırmızı arkadaşlar. Ve buradan da sarı. Genel olarak bir komutanı yükseltmesi için sarıda kalacak. Ve bu sarıda kalması tamam eyvallah. Yani güzeldir ama bunun yükseltmesi ya bunun seviye yükseltmeleri nasıl bir etkisi olacak onu size söylüyorum. Burada şimdi ikinci ya dördüncü becerim. Ben bir beceri yükseltim. Burada ayrıntılara geçiyorum arkadaşlar. Ayrıntılardan buradan diyor ki düşman birliğine bakın düşman birliğine strateji hasar veriyor. Hasar oranı 59.60 strateji bonusu ve 6 saniye boyunca her saniye strateji hasarı veren hasar oranı 6.06 strateji bonusu yakma etkisi uygulanır. Seviye 40 tamam. Buradan bunları yaparsam böyle 59 60'ten nereye kadar geliyor diyor. Eğer ki siz bunu 5 yıldızlı kırmızı yaparsınız 59 60'ten direkt 200 strateji bonusu veriyor. %200 strateji bonusu ve buradan da hasar oranı 6.06'dan %30'a strateji bonusu yakma etkisi uygulanıyor. Bu oldukça inanılmaz bir şey arkadaşlar. Yani burada beceri parşömenlerinizi gerçekten çöpten harcamak hiçbir mantığı olmayacak. Bu beceri parşömeni arkadaşlar birinci ve ikinci komuta bakın birinci ve ikinci becerilerde hiçbir zaman kullanamazsınız. Çok pardon. Burada yani bu beceride ve bu beceride hiçbir şekilde kullanamazsınız. Yani son iki tane beceri sadece beceri parşömeni kullanabiliyorsunuz. O yüzden bunlar direkt aktif becerileriniz. Yani bir komutanın ana becerileri bu ikisi olacak. Bu ikisi zaten değiştirebiliyorsunuz. İstediğiniz şekilde değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Yani burada daha fazla beceri buradan isterseniz bir komutanı 4 seviyede böyle yapabiliyorsunuz. İstersen mor yapabiliyorsunuz. İsterseniz efsanevi 8000 bir imparatorluk sikesiyle bunu yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Peki bu sikeleri falan nereden bulabiliyoruz? Tabii ki Btg Game benim sponsorum. Orada sitelerinden siteyi açıklamadan yapıyorum. Oradan siz beceri e, şey krallık e, şey e, imparatorluk sikesi veya hata paketleri tökenleri satın alabiliyorsunuz daha ucuz. Yani oyundan daha ucuz bir şekilde bir satışımız var oradan ve siz or oradan da eğer ki benim açıklamada bıraktığım linkten geçersiniz ve benim Baba karo adı orada e, referans olarak atarsanız yüzde %3'lük bir indirim daha kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi burada geçelim tekrardan becerilere. Arkadaşlar zaten burada bu becerileri ben 40 seviye çıkartmam lazım. Yine de sizin yüzün e, gözünüzün önünde ben bunları bu 40 seviyeye çıkartması için arkadaşlar zaten bunları söyledim size. 40 seviyeye çıkartmam lazım. O yüzden ben tekrardan 40 seviyeye çıkartıyorum ve buradan eğer ki bakın burada 26 22'den 26 77'ye 27 30 bakın buradan ne kadar bir yüksek yüksek bir seviyede gitmesi için söylüyorum size. Ve buradan da tabii ki düşman birliğin strateji hasarı verir. Bakın burada 59'dan tamamen eğer ki yükseltirsem burada 59'dan nereye kadar gidiyor yani 40 seviye çıkartırsam siz bunu düşünün yani 79'dan burada biz 170 189 ve %200 strateji bonusu kazandık. Peki buradan arkadaşlar bu becerileri yani burada yazmış zaten 59 60 burada da 200 Becerileri bir yükseltirsek ne olacak? Etkileştirme ihtimali %25. Tamam. Buradan eğer ki bu komutanı yani ikinci yıldıza ya, yaptırsam burada 59'dan bakın 59 5960'den ve 6.06 stratejiden 7.05 strateji bonusu yükseltebiliyorum. Buradaki beceri parşömen derken arkadaşlar buradadır beceri parşömenlerimiz. Belli görüyorsunuz 3050 çünkü bu test sürümü yoksa bunları 3050 tane yok. Yani sizin elinizde de olmayacak ve bunların elde etmesi biraz etkinliklerle oynamamız lazım. Burada 6600 direkt bir güç katladı bana. İkinci beceri bakın burada 7 8 53 gidiyor. Bakın gördünüz mü arkadaşlar? Buradan da tekrardan bir yükseltirsek 853'e 10 52 strateji beceri hasar bonusu. Buradan tekrardan yaparsak 1052'den 12.99 olacak arkadaşlar. 4 beceri oldu ve buradan da 5. beceriyi yükseltirsek burada 86400 bir güç kazandı bu kontanımız. Ve bu kontanımız böyle becerileri kırmızı seviyede ya yani yüksek seviyede çıkartırsak beceri parşömeni istiyor. Ve sadece son iki tane becerimizde beceri parşömeni kullanmak zorundayız. Diğer ilk iki beceriden herhangi bir şekilde kullanamıyoruz. Bu becerilerde birincisi arkadaşlar gördüğünüz gibi 20 tane istiyor. İkincisi ikinci yıldız 50 tane istiyor. Üçüncü yıldızımız 100 tane istiyor. Dördüncü yıldızımız 150 tane istiyor. Beşinci yıldızımız... 270 tane istiyor. Bunlar kolay kolay işler değildir arkadaşlar. Lütfen bunu yanlış anlamayın. Bu sadece bir komutandır ve bu komutanları ben deneme sürümünden böyle bir şekilde kullanıyorum. Yani burada Josephin varken ya buradan da mesela 5. seviyemizde ben burada 5. kademeyi yapmamıştım. Bunu size göstermek istedim aslında. Bunu da takas et. Burada 270 tane direkt altın kafa istiyor. Ve burada 270 tane altın kafayı Mulan'a verdim. Geliştiriyorum ve burada 5. seviyemiz bakın 40. 40, 40, 40, 110 ve 110'dan bu komutanımız fullendi. Bir ee, artık bu komutan çok çok daha güçlü geldi. Yani benim okçuk tam artık kimse zapt edemez arkadaşlar. Buradan da tabii ki kahraman yetenekleri. Kahraman yetenekleri ile ilgili ben tamamen bir video çekeceğim. 120 seviyeye ulaştıktan sonra 51 tane puanımız olacak. Bu 51 puanı nasıl kullanabiliyoruz? Örnek veriyorum. Mesela burada kahraman seviyesi arkadaşlar. Bunu kesinlikle yapmamız lazım. Burada ne veriyor? Kar kumandan normal saldırıya hani bir buçuk artırıyor arkadaşlar. Mesela burada böyle veriyorsunuz. Burada ne veriyor? 0.75. Mecbur veriyoruz. Yani 5 tane seviye çıkartırız arkadaşlar. Buradan da buna verdik arkadaşlar. Buradan da kuşatmasını 3 artırır. Aslında onu artırmaması gerekiyordu da. Tamam. Burada 1 2 3 4, 5. Tamam. Burada niye bunları veremiyoruz? Bak tepeyi artırır. Dünyadaki kabillerinden saldırırken birliğin aldığı tepeyi artırır. Bu benim için hiçbir kitap. X bir kitap bu komutanın hiçbir alakası yok. Ya buradan da kuşatması yani burada bu kuşatmayı şu an ben kullanamıyorum açık alanda kullanıyorum Bu yüzden burada böyle ikinciye gidiyorum arkadaşlar Birliğin kudret hasarını arttırıyor mesela burada kumandan hasarını yüzde 0.6 arttırıyor Buradan ne arttırıyor mesela burada bunlar tamamen 0.9 aldığı hasarı azaltır mesela bu güzel bir şeydir arkadaşlar bunu da arttırırız Ve buradan da arkadaşlar mesela artık normal saldırı hasarının görev yaptığından etkili olur bunları tamamen okuturuz ve ona göre biz bir beceriyi yükseltiyoruz ama kontanları tamamen bir kontanın mor kontanı mor kontanları Tabii ki bilemiyoruz şu an Çünkü benim elimde böyle çok fazla yoktu ama mor kontanlarda yine aynı şekilde yani burada beceri parşömeni yani birincisi istiyordu yani bu birincisi de buradan ne kadar istiyorsa yani burada iki istiyordu beşincisi yok Aslında oradan dört tane beceri var 270 istemiyor 150 istiyor yani 20 bakın 20 50, 100, 150, 20, 50, 100, 150. Yani mor komutanlarımız arkadaşlar, mor komutanlarımız, mor komutan aslında e, kaç e, 250, 320, 320 çarpı Iki. Tamam bunu da ben böyle yaptım ben bu bunları bu detay e, bu detaylara hemen tamamen e, size de aktarıyorum tabii ki bunları e, belki benden sonrası insanlar gerçekten ihtiyacı olacak ben bunları tamamen düzeltirim ve sizinle beraber paylaşırım bunu aslında bu sizin için de daha iyi olacak buradan da mor komutan böyle bir şekilde arkadaşlar istiyor yani mor komutan da böyle mor beceri pardon çok affedersiniz mor beceri. Buradan da mavi becerilerden bahsedersek mavi komta, mavi beceri de buradan arkadaşlar. Mavi beceriden 3 seviyesi var. Arıntılara bakarsak buradan arkadaşlar yüksek 20 50 100 istiyor. Yani 170 mavi beceri mavi beceri. Evet kaç? 20 50 150 170 istiyor. Çarpı Tamam 170 tane tamam bir bu kadar. Yani başka bir şey yok arkadaşlar. Aslında hepsini çözdük tamamen rahat bir şekilde. Ve bunlardan bir mavi beceri. Pardon bunu yanlış yaptık. Evet buradan bir bulayım tekrardan. Evet. Tamam buradan da bunu yaptık. Tamam, bunu da arkadaşlar böyle bir kırmızı çizgi atarız. Hatta bunu da bir kırmızı yapalım ki her şey düzgün. Mo mor beceri, buradan da komutan yazmışım. Mor beceri. Tamam, burada böyle mor beceri, böyle mavi beceri de böyle bir şekilde komutanlarımız istiyor arkadaşlar. Yani bir mavi beceri bu kadar istiyor mor beceri bu kadar istiyor efsane bir beceri de böyle bir şekilde 5 yıldızı tamamlayabiliriz arkadaşlar. Bunun tamamı komutanların nasıl yükselteceğini ne kadar ihtiyaç olduğunu hepsini teker teker size söyledim. Bir daha göster, gözden geçirirsek bir komutanı tamamen 120 seviyeye getirmesi için 79 milyon 416 bin bir e, TP kitabı istiyor arkadaşlar. Beceri puanı derken bir komutanın 3 tane becerisini beceri puanı 40 seviye yapmamız lazım 3 tane komutanı. Yani her becerisinden 101.180 istiyor Çarpı 3 olacak. 3 tane becerisi 40 seviye olacak. 303.540 istiyor. Beceri parşömeni efsanevi komutanlardan her beceri parşömeni 5 seviye çıkartması için 590 tane istiyor arkadaşlar. Burada iki tane son iki tanesini efsanevi yapabiliyorsunuz tabii ki. Bir mor beceri yükseltmesi için 320 tane de 20 tane beceri parşömeni istiyor. Mor beceri parşömeni, mavi beceri parşömeni de bir tanesini 3 seviye çıkartması için 120 tane istiyor. Yıldızlarımızdan bahsedersek kaç tane altın kafa istiyor? Bir komutan bir komutan toplam 590 tane kafa istiyor. Birinci yıldız 20 tane, ikinci yıldız 50 tane, üçüncü yıldızımız full yapması için 100 tane. 4. yıldızımız 150 tane ve 5. yıldızımız 270 tane ve toplam 590 tane altın kafayı gerekecek. Arkadaşlar bu videoyu buradan daha fazla uzatmam. Umarım beğenmiş olabilirsiniz arkadaşlar. İyi ki beğendiyseniz bir beğeni atmayı unutmayın. Bu ne kadar size faydalı oldu. Lütfen bana bildirirsiniz. Çok çok sevinirim. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Başka video için görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.